Hah usta ya. Ya bir de şu otlu peynirli poğaça değil mi o? Evet. Ha, onlardan da versene birkaç. Kaç tane efendim? 3-4 tane verirsin. Taze yalnız değil mi tabii onlar? Tabii taze. Sıcak yemiş. Sıcak. Evet. Ha. Efendim. Günaydın. Sağ ol. Sinan nasıl? Ben de iyiyim. Sağ ol sorduğun için. Sen zaten iyisindir Begüm. Bana bak. Bir daha böyle içmek yok tamam mı? Duydun değil mi? Sinan düşün biraz. Merak etme ters bir durum yok. Ya Begüm. Allah aşkına hadi de gel ne diyorsan de hadi. Bir şey merak ediyorum. Sen Ayşegül'den bir şey saklıyor olabilir misin? Ya ne saçmalıyorsun yine sen? Bilmiyorum öyle kitaplarını karıştırırken bir şey gördüm. Güya sen hala polismişsin. Bahri Umman'ın yanına girmişsin falan. Begüm, Begüm manyaklaşma saçma sapan bir şey yapma. Ne diyorsun sen? Bilmiyorum artık. Sadece gördüğümü söylüyorum. Aman dikkat et Ayşegül de görmesin ha. Evin haline bak ya. Ayşegül. Niye öyle bakıyorsun? Bilmem. Görmemem gereken bir şey mi gördüm acaba? Umarım bir açıklaman vardır. Merak ediyorum. Neymiş şu küçük sır? Anam ya. Begüm'ün manyaklıkları işte. Bana hiç öyle gelmedi. Ne dediğini gayet iyi biliyor gibi. Ya yok bu böyle eskiden de böyle gerzek gerzek şakalar yapardı. Evcilik oynamaya başladınız yani. Aman be Ayşegül ya ciddiye almasana şunu. Bak Poyraz. Ciddiye almayayım diyorum. Alttan alayım diyorum. Ama alacak yerim kalmadı. Bil bunu. Ayşegül, dur nereye gidiyorsun ya? Bak, poğaça aldım senin sevdiklerinden. Otlu peynirli sıcak. Ha? Afiyet olsun. Küçük sarınla yersin. Ayşegül yapma ya. Kızım sen hiçbir şey yemedin. Ben iyiyim böyle. Meyve suyuyla. Bakayım mı? Bak canım. Alo baba ne haber? Sinan. İyiyim oğlum. Sen nasılsın? İyi misin?
İyi, kahvaltı ediyoruz hep beraber. Afiyet olsun oğlum. Annen orada mı? Burada. Efendim Poyraz'cığım? Begüm, saçma sapan işler yapma. Nerede o kağıt? Bende. Onu hemen buraya getir, hemen. Aa, ama bak ses tonun hiç hoşuma gitmedi Poyraz. Galiba bir lütfen demeyi unuttun. Bak Begüm, beni hasta etme. Aa, kalbimi kırıyorsun Poyraz'cığım. Böyle bak maço tavırlar sana hiç yakışmıyor. Tamam. Begüm, Sinan'ın okuluna gel. Orada medeni iki insan gibi konuşalım. Tamam mı? Poyraz yine lütfen demedim. Hadi Begüm, hadi. Evet, söyle. Söyle, ne istiyorsun? Henüz karar vermedim. Ama listenin ilk sırasında Sinan var. Yapma ya. O kesin. İkincisi şu babama yaptığın şantaj meselesi. Begüm, ben senin babana şantaj falan yapmadım. Ben senin babana merhametli davrandım. Sakin Poyraz. Begüm, oyun oynamayı kes, tamam mı? Bak, bu işin şakası yok. O kağıt benim hayatımın sigortası. Demek gizli görev. Tabii zavallı Ayşegül'ün de babasının yanına sızmış bir polis olduğundan haberi yok. Ayşegül'ü sakın karıştırma. Aa, neymiş o? O meselenin özü. Tamam. Tamam. Başka? Ayşegül'ü Sinan'dan uzak tutacaksın. Ayrıca senin de onunla görüşmeni istemiyorum. Sen ne saçmalıyorsun lan? Hı? Senin hayatın başarısızlık üstüne kurulu. Sen ancak kendini acındırmayı bilirsin. Yok babası terk etmişmiş. Yok sevgi görmemişmiş. Sanki dünyada senin dışındaki herkes dertsiz, tasasız. Her şeyi eline yüzüne bulaştırırsın, ondan sonra da böyle zeytinyağı gibi üste çıkarsın. Söyle, ne geçiyor aklına? Söyle, ne geliyor içinden, söyle. Begüm, beni zorlama. Zorlama beni. Neye? Vurmak mı istiyorsun? Hadi vur. Vur ya, ayaklarına kapanacağım. Senin ancak böyle için konuşur. Dışın öylece durur. Kız haklı Poyraz. Senin kafanın içi biraz karışık. Albayım, sen nereden çıktın ya? Nasıl nereden çıktım? Senin içinden çıktım. Seninle biraz dertleşelim derim. Kadınlar, albayım, kadınlar. Ben onları çok kıskanıyorum ya. Neden be evladım? Neden olacak albayım? Sevdiğimi tam seviyorlar. Nefret edince tam ediyorlar. Benim gibi değiller ya. Hiçbir şeyi birazcık yapmıyorlar. Bir de bana bak, birazcık sevgili, birazcık koca, birazcık baba, birazcık insan oldum. Dört çeyrek oldum, bir tam edemedim ya. Olsun be evladım. Bak, ben de kurmay albay olamadım. Sen en azından komşu oldun. Ama sana bir şey diyeyim mi?
Bak bir şey biliyorum. Delirirsem birazcık delirmeyeceğim. Delirirsem tam delireceğim.